22 Ağustos 1942, Kırşehir doğumlu Uğur Mumcu. Dört kardeşin üçüncüsü. Annesi Nadire Hanım, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey. Devrim İlkokulu'ndan sonra Cumhuriyet Ortaokulu'nda okur. Bahçeli Evler'deki deneme lisesinin en aktif öğrencilerinden biridir. Her sosyal etkinlikte yer alan Mumcu, aynı zamanda okul futbol takımında da oynar. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenime başlar. 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi Ödülünü alır. 1963 yılında Hukuk Fakültesi'nin Öğrenci Derneği Başkanı seçilir, 1965 yılında avukat olur. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalışır. Mumcu'nun Yön, Türk Solu, Ant, Kim ve Devrim dergilerinde ulusal bir kimlikle yazıları çıkmaya başlar. Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı ordu uyanık olmalı sözleriyle orduya hakaret etmek ve sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınır. Mamak Askeri Cezaevinde pek çok aydınla birlikte bir yıla yakın kalan Mumcu, bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edilir. Fakat bu karar Yargıtay tarafından bozulur ve Mumcu serbest bırakılır. Uğur Mumcu diyor ki, cinayet, yolsuzluk ve işkence, bu uğursuz üçgeni kırmadan ne demokrasiden söz edebilirsiniz ne de özgürlükten. Kapatılan yolsuzluk dosyaları demokrasi uğruna, ödüllendirilen işkenceciler demokrasi uğruna, işlenen cinayetler hep demokrasi uğruna. 12 Mart 1971 Mamak Askeri Cezaevi ve 7 yıl mahkumiyet, ancak Yargıtay tarafından bozulan karar sonucu serbesttir Uğur Mumcu. Bu olaydan sonra 1972-1974 yılları arasında Ağrı'nın Patnos ilçesinde yedek subay olarak yapması gereken askerlik görevini resmi tanımıyla sakıncalı piyade eri olarak tamamlar. Sakıncalı er Uğur Mumcu, evet evet ne olursa olsun ben Patnos dağlarında halk çocuklarıyla er olarak askerlik yapmayı, emekli olduktan sonra siyasal iktidarın uzattığı yönetim kurullarında on binlerce lira para alan orgeneral olmaya değişmem der. Patnos'ta ağır koşullar altında askerliğini yaparken zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanaması geçirir. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başlar. Aynı zamanda Anka Ajansı'nda çalışan Mumcu, 1975 yılında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınlar. Uğur Mumcu, Güldal Hanım ile 1976 yılında evlenir ve bu evlilikten oğlu Özgür, kızı Özge dünyaya gelir. Doğan Avcıoğlu, Suçlular ve Güçlüler için demokrasiden yana bütün güçlerin bugünkü koşullarda baş görevi, faşizm tehlikesine karşı uyanık olmak, 12 Mart'ı belleklerde canlı tutmaktır der. Aynı yıl Altan Öymen'le birlikte hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatını konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınlanır. Uğur Mumcu diyor ki, hanlarınız, hamamlarınız, şirketleriniz, katlarınız, rotatifleriniz, yatlarınız, yalılarınız, milyonlarınız ve milyarlarınız bana vız gelir. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başlar. Gözlem başlıklı köşesinde
1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazılarını sürdürür. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlanır. Ertesi yıl Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz'le birlikte tiyatroya uyarlar. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu tam 700 kere sahneler. Aziz Nesin Sakıncalı Piyade için, ellerin dert görmesin Uğur Mumcu. Sakıncalı Piyade'yi yazdığın için eline sağlık. Kendi yazdıklarıma gülemem ama senin yazdıklarına acı acı gülmek deyimi vardır ya, işte öyle acı acı güldüm demiştir. Altan Öğmen Bir Pulsuz Dilekçe için, gazeteci yazarın karşısına faşizm tehlikesi havada bulut gibi dolaşarak değil, somut olarak, insan şeklinde, örgüt şeklinde gelir. Onun görevi de işte bu somutu cinayetleriyle, yolsuzluklarıyla yakalamak ve bir suçüstü tutanağı tutar gibi belgelerini saptayıp kamuoyuna teslim etmektir der. 1978'de ünlünün yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini bir güldürü zenginliğiyle anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayımlanır. Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, rabıta için Atatürk'ün devrimci laik cumhuriyetine emanet ettiği gençlerden biri. Her yazdığını belgeye dayandıran bir bilim adamının titizliğiyle araştırdı ve çıkarıp ortaya koydu. Gerçekten kutlanası bir hizmet oldu bu der. Profesör Doktor Mümtaz Soysalsa rabıta için, geçen hafta Uğur Mumcu'nun ortaya koyduğu rabıta olayı, asıl Türkiye'deki adalet çarkının nasıl döndüğünü göstermesi bakımından ilginçtir demiştir. Uğur Mumcu, Kırkların Cadı Kazanı adlı kitabını 31 Ocak 1990 günü düşürüldüğü pusuda, karanlık güçlerce öldürülen Atatürk ilkelerinin ve özgürlükçü demokrasinin yılmaz savunucusu, yorulmaz araştırmacı, erdem ve onur simgesi Profesör Doktor Muammer Aksoy'un anısına adıyorum demiştir. 1981'de terörün silah kaçakçılığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör yayımlanır. Aynı yıl Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırır. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokağa yayımlar. 1982 yılında Ağca dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlanır. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yapar. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ancak Kenan Evren'in imzalayanları vatan hainliğiyle suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katılır. 12 Eylül döneminde aydınlara yapılan işkenceyi anlatan Sakıncasız adlı oyunu yazar. Papa Mafya Ağaca kitabını yayınlar. 1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları, 1991'de ise en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925 yayımlanır. Ali Sirmen, Kürt dosyası için şunları söyler. Terör, kullanan ile kullanılanın, korkutan ile korkutulanın karıştığı, kahramanlık yanı olmayan, kör ve iğrenç bir mekanizmadır. Teröristin de karanlık emellerine yönelirken çevresinde uyandırmak istediği kahraman görüntüsüyle gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. 1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık 80 Cumhuriyet Gazetesi çalışanı ile birlikte gazeteden ayrılır.
bir süre işsiz kalır. 1 Şubat-3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde yazan Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne döner. Mumcu 7 Ocak 1993 tarihinde Mossad ve Barzani isimli bir yazı yazar. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değinir ve yazısını şöyle bitirir. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? Evet, Uğur Mumcu diyor ki, millet düşmanlarının milliyetçi, Atatürk düşmanlarının Atatürkçü, halk düşmanlarının halkçı sayıldığı bu ülkede gerçek milliyetçilere düşen görev, korkmadan, yılmadan, usanmadan Türk halkının çıkarlarını savunmaktır. Bu memleket, yabancı sermaye uşaklarının, din sömürücülerinin, siyaset demirbaşlarının değil, tüm Türk halkınındır. Milliyetçilik ise sömürücülerin değil, Mustafa Kemal devrimcilerinin bayrağıdır. Türk Hukuk Kurumu, Yılın Hukukçusu Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Yılın Gazetecisi Ödülü, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Ödülü, Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi Bülent Dikmener Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi Örnek Gazeteci Ödülü, Nokta Dergisi Doruk'takiler Basın Onur Ödülü, Sedat Simavi Ödülü, Ankara Tabip Odası Ödülü, Mumcu'nun ödünsüz kaleminin ürünüdür. İzmirli dostlarla birlikte İzmir Dost Sohbeti'nde. Aziz Nesin'le beraber bir imza gününde okurlarıyla birlikte. Bülent Ecevit'le bir röportaj. Aziz Nesin ve İlhan Selçuk'la birlikte. Bir acılı günde Uğur Mumcu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu, hocası Muammer Aksoy'un cenazesinde. İki kalpaksız kuvvayi milliyeci şimdi yan yana. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da karlı sokaktaki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giderek yaşamını yitirir. Evet, Uğur Mumcu diyor ki, Hodri Meydan, benim bileğimi bükemeyeceksiniz. Çünkü elimde tuttuğum kalem tükenmez. Sizin kalemleriniz ne marka? Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti bütün çabamız. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük. Ey halkım, unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım. Unutma bizi. Bir gün sesimiz hepimizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım, unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz. Ey halkım, unutma bizi. Unutma bizi, unutma bizi.